Mertegert, o Mertegert.com. İkisi de müzisyen, her gün evlerinde vardır bir problem. Ta ki halaları gelene kadar, Mert ve Gert alt üst olana kadar. İki kardeş, ikisi de müzisyen, her gün evlerinde vardır bir problem. Ta ki halaları gelene kadar, Mert ve Gert alt üst olana kadar. Ben okula gideceğim de sana onu haber vermek için geldim. İyi yaptın canım benim. Ben de buradayım işte. Tamam o zaman ben gideyim. Sonra döndüğünde sana tekrar haber veririm. Tamam canım, bekleyeceğim. Yalnız ben bugün bir ara dışarı çıkacağım. Yani beni bulamazsan cepten ararsın, tamam mı? Hep açık olacak. Tamam, ararım. Yatoş. Eyvah, benim acil içeri girmem gerekiyor. Sonra haberleşiriz, tamam mı? Ya ama... Sonra görüşürüz işte. Hadi canım benim, sana da iyi dersler. Hadi öpeyim. Allah Allah. Bir şeye dokunmadın değil mi? İyi, dokunmamışım. Sana da günaydın Gertoş. Ne o, bu sabah her zamankinden daha gergin gördüm seni. Bak, espriye bak oğlum. İnce espri öğren abinden. Her sabah gerginsin, bu sabah daha bir gerginsin anlamında yani. Oğlum, espri yapmayı abimden öğreneceksin ki Füsun'a espri yapacağım. Bak, kızlar kendilerini güldüren erkeklerden hoşlanırlar. Odun her yerde var. Aman da aman. Aman benim çitten bitlerim. Ne yapıyormuş burada bakayım? Ne yapalım işte halacığım ya? Halamız kalksa da belki bugün bize bir albüm yapar diye bekliyoruz ama tıs. Halaya tıs denmez. Taş olursun, taş. Ya ne yapalım ama hala ya? Bir ay oldu şu kontrat, o imzalayalı. Tık yok hala ya. Ben şimdi ne dedim? Halaya tık da denmez. Taş olursun, taş. Bak, şu melaikeden örnek al. Hiç soruyor mu? Bak, bak. Paşa paşa bilgisayarının başında çalışıp duruyor. Halacığım, benim acil çıkmam lazım. Bir işim çıktı da. Gertrud, oğlum iyi misin sen? Ha? Dur bakayım lan. Gel bakayım, ateşin mi var oğlum senin? Bakayım. Ya bir şey. Oğlum sen en son buraya taşınmadın evvel, çıktın dışarı. O da buraya taşınmak içindir lan. Allah Allah. Ya hala sen bir gariplik hissetmedin mi ya? Yo, gayet normal benim çocuğum. Allah Allah. Yok vallahi değil ya, bu işin içinde bir bit yeniği var ha. Ben sana söyleyeyim vallahi. Hiç normal değil ya bu adam. Hiç her zaman bu şurada oturan adam dışarı çıkıyor ya. Hem de acil bir işim var diyor. Vallahi bir bit yeniği var. Neymiş bu acil iş ya, bakayım. Merak ettim vallahi. Cız cız. Hiç kimsenin özel eşyaları izni olmadan ellenmez. Ya o kimse değil ki, o benim kardeşim halacım Allah. Ne olursa olsun cız. İzin al, öyle elle. Çık bakayım buradan. Çık çık, çeki 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 başından onu. Öt! Şevval kızım. Evladım, şu gömleğin düğmeleri çoğu kopuk. Çoraplar da delik, şunları bir ara tamir ediver yavrum, hadi. İyi ya işte. Dikiverin siz de. Ne? Şevval, kulaklarıma inanamıyorum. Sen mi söylüyorsun bunları kızım? Ne oldu? Pek bir şaşırdınız Poyraz Bey. Tabii. Bu sen beni polise gammazladığında benim şaşırdığımın yanında hiç kalır. Yavrucuğum, aslında şaşırmadım. Bir taraftan sevindim de diyebiliriz. Düğmeden de iplikten yaptığın tasarruf için. Fakat seneler sonra da olsa sen de hesabını kitabını öğrendin ya, artık ölsem de gam yemem. Demek cimrilik bir süre sonra insanı yüzsüz de yapıyor. He? Ben burada size kalbim kırık diyorum. Siz de kusura bakmayın ama hala üç kuruşun hesabını yapıyorsunuz orada. Şevval'cim, evladım sen de çok uzattın bu mevzuyu. Konuştuk, kapandı, unut artık, bitti. Öte yandan şaka maka.
şu düğme ve iplik işine sevinmedim desem yalan olur. Yani sen adam olacaksın, adam olacaksın ama vallahi billahi ben görmeyeceğim galiba. Her şeyin bir şey var. Tövbe tövbe. Allah'ım sen soktun, sen çıkar beni buradan. Daha ben ne diyeyim sana? Sana havale ediyorum kendimi. Mert. Ben gidiyorum, ofiste çok işim var yavrum. Öyle mi ya? Hay Allah, tüh. Oturuyorduk adacığım ya. Ha? Neyse, bize de bir gün bekleriz. Yani Mert, şu sululuklarını harcadığın performansı, kaset işlerini harcasan diyorum. Kaset mi? Vallahi halacığım ben pek etrafta kaset görmüyorum. Halının altında olabilir mi acaba? Yani Mert, demiyorsunuz ki hala, biz artık adam olduk. Bize kaset yapabilirsin. Hiç böyle bir şey ağzınızdan duymuyorum. Hadi ben gidiyorum. Uslu dur. Yaramazlık yapma sakın. Tamam mı? Tamam mı? Ya Allah sen de iyice bizi bebe yaptın ya. Ya aşk olsun yani. Çok teessüf yani. Oğlum bak sunduklara geri devam ediyorsun. Oğlum. Biraz erkek dediğin ağır başlı olur, ağır kamil olur. Nazlı'nın yanına da böyle bir adam yakışır. Hadi Allah'a ısmarladın. Yakışıklı yetmiyor mu yani? Allah'ım asabiri. Amin halacığım, amin. Ulan Nazlı'ya bak ya. Resmen şifre koymuş ya. Allah Allah. Yani ulan bu adam ne gizliyor ya? Böyle... Kesin... Lan bu işin içinde bir biteniği var ha. Aa, aşkım gelmiş. B, kapı komşum gelmiş. C, Nazlı gelmiş. D, kim gelmiş? S gelmiş. E, hiçbiri. C'ye Nazlı gelmiş. Zonk bilemediniz. Ama o kadar tatlısınız ki doğru kabul ediyoruz. Çok komiksin. Kesme şeker alabilir miyim diye soracaktım. Bizde kalmamıştı. Ya ne gerek var? Sen parmağını dokundur. O yeteri kadar. Şekerlenir zaten. Salih'e sordun mu? Onda yok muymuş? Yok. Kalmamış. Ya evet. Allah Allah. Peki ben hemen getireyim sana, olur mu? İşte şekeriniz geldi. Tabii sizin yanınızda ne kadar şeker tartışılır. Gert yok mu? Gert yok. İnanır mısın? 365 gün burada oturan adam vallahi bugün yok, dışarı çıktı. Sana da garip geldi değil mi? Evet evet. Vallahi bir biteniği var bu işin içinde ama çıkar merak etme. Yok şaşırdım ben de, onu hep evde görmeye alışık olduğum için. Öyle öyle. Peki peki ben gideyim o zaman. Gelseydin otursaydık. Ben sana kahve yapamasaydım sen de içemeseydin. Kahve yapmayı bilmiyorum ki. Görüşürüz. Tamam. Görüştük görüştük. Her zaman. Daima. Afet gelmemiş anacığım. Afet artık hiç gelmeyecek. Köyüne geri yolladım. O halde köye biraz zor alırlar. Sebebini öğrenebilir miyim anacığım? Benden habersiz Bahri Bar'da çalıştı desem. Vallahi süper bir sebep. Yani ben düşünsem bu kadarını bulamazdım. Vay zilli vay. Demek anadan habersiz, barmeklik. Anadan habersiz. Bekler, bu salak numaralarını bırakmazsan seni de nereye postalayacağımı biliyorsun değil mi? Benden habersiz burada kuş uçmayacağını öğrenemediyseniz şimdi öğrenin. Umarım sen de bundan iyi bir ders çıkarmışsın. Denerim anacığım. Ben çıkıyorum. Buyur anacığım. Poyraz Bey gelecek üçte. Ben gecikirsem beklesin. Tamam anacığım. Sırıtma. Güle güle anacığım, güle güle. Canım anacığım. Canım anacığım. Allah Allah. Afet'in barmetlik yaptığını ana nereden öğrendi? Vallahi ben bu anadan tırsmaya başladım ya.
Eyvah. Sibel. Efendim, şifre koymuş da kimseler bilmesinmiş de ben yer miyim be? Ha? Ben yer miyim bu numaraları? Bana söker mi? Ha? Dur şunu kurayım da bari anlam. Ya bak uyanığa bak ya. Bak uya dürzü. Nazi, benden gizli. Sen git orada şarkı yarışmasına katıl. Ne olacak? Kazanacak da buna şey yapacaklar, albüm yapacaklar, kaset yapacaklar ha? Bana da haber verme. Vay uyanık vay. Vay uyanık vay. Ha. Senden hiç acık olmaz mı senden? Kardeş olmamış. Nerede olacak rapçı, sanatçı? Ben şunu da takayım da. Nereden takılıyordu bu ya? Şöyleydi galiba. Allah. Sen ne yapıyorsun da? Hiç sen ne yapıyorsun canım kardeşim? Abi sen ne yaptın ya? Kendini titreşime mi aldın? Senin saçlarına ne oldu? Ne olmuş? Aa, dikilmiş ya. Kim dikti ki onları oraya? Sen mi diktin yoksa? Keki kendinden daha kılına tahammülün yok tabii. Oraya dikmişin kılları. Hadi bakalım. Sedat'a seni. Lan bunun kesin çivisi çıkmış yerinden ya. Allah'ın gerizekalısı. Ve nasıl o kıza acıyorum. Hem bana ne ya aman. Her koyun kendi kuyruğundan asılır. Eyvah şifre. Şifre dokunmuş mu? Dokunmamış. Evet. Evet. Benim ne yapıp ne edip bu yarışmayı kazanmam lazım. Kazanmalıyım. Aa. Füsun'a da yardım sormalıyım. Evet Füsun. Füsuncuğum. Alo Füsun. Canım benim. Ya baksana sana çok önemli haberlerim var. Yani müsaitsen buluşabilir miyiz? Tamam o zaman bir saat sonra mahalledeki çay bahçesinde. Tamam mı canım hadi öptüm. Kazanacağım. Evet Gert'cim. Ama maalesef her yarışmanın bir tane birincisi vardır. Nazlı, neden Füsun bizimle beraber evden çıkmadı? Bilmem. Gert'le buluşacak değil mi? Bilmiyorum. Siz yine bir işler çeviriyorsunuz ya, hadi hayırlısı. Alo. Alo. Nazlı, öğleden sonra saat 4'te bizim oradaki çay bahçesinde buluşalım mı? Sana çok önemli bir şey söylemem lazım. Tabii tabii. Gelirim tamam orada görüşürüz. Tamam. Hadi görüşürüz. Bay bay. Öpüyorum. Hoşça kal. Bay bay. Mert'ti değil mi? Yok. Normal bir kız arkadaş canım. Aman. Söylemezsen söyleme. Ben nasıl olsa başka bir yerden duyarım. Ama bu sizin için pek hayırlı olmaz söyleyeyim. Vay Salihciğim! Ne yapıyorsun oğlum öyle birdenbire? Ne oldu? Korktun mu? Vallahi şevval görmesin senin bu haline. Yok ya ne korkacağım oğlum? Ben sana oyun yapacağını anladım. Ben de sana oyun yaptım ha. Sen de yedin amalala gibi ha. Oldu canım oldu. Gözlerim doldu. Hadi ben de yedim bu numaranı. Vallahi sırf niye biliyor musun? Nazlı'ya kesme şeker yok demişsin ya. Sırf onun için yemiş oluyorum ben de bunu. Oğlum kimse bana bir şey demedi. Ben de kimseye bir şey demedim. Nasıl? Sen şimdi Nazlı'ya kesme şeker yok demedin mi? Yok. Peki sana Nazlı kesme şeker var mı diye sordu mu? Yok. Vallahi mi ya? Hı? Harbiden mi söylüyorsun Salih? Evet. Salih seni yerim Salih. Ne oluyor oğlum? Oğlum vallahi yerim seni. Yapma şöyle şeyler bu ya. Bu kız bana aşık. Vallahi bu kız bana aşık.
Ben söylemiştim bunu ya. Ben söylemiştim oğlum, bunu ne ya. Ne yapıyorsun ya? Öpme şu dilini değdirme bari ya. Deli misin, divane misin ya? Bana aşık be. Aşık oğlum, bu kız bana aşık be. O aşık, sen de delisin. Deliyim. Vallahi deliyim. Ben bu kıza deliyim oğlum. Ben bu kıza delirdim ya. Vallahi dile benden ne dilersen be Salih abim be. Ha, ne istersen yapacağım. Yemin ederim, yemin billah yapacağım be. Ha, ne istersin? Bu dükkandan çıkmanı isterim. Dışarı. He. Dışarı çıkmak. Evet. Vallahi çıkıyorum. Bak burası neresi? Dışarısı. Bak burası içerisi. Bak burası dışarısı. Bak içerisi. Dışarısı. Dışarıdayım oğlum. Bitti. Ben artık dünyanın dışına çıksam fark etmez. Ben Nazlı'nın kalbinin içindeyim ya. O bana yeter be. Yeter. Vallahi çocukken ateşli hastalık geçirmiş bu. Geçmiş olsun. Abi merhaba. Merhaba. Bu içimizdeki ses yarışması burada mı yapılıyor acaba? Ha, sen gel şurada bekle. Ben haber vereyim. Olur abi. Kardeş. Merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk. Yarışma için gelmişsin. Yarışma için geldim. Güzel güzel. Şartları biliyorsun değil mi? Bilmez miyim abi? Birinci olana albüm yapıyorsunuz. Yok, o ödül. Ben şartları diyorum. Ha, bilmiyorum. Otur, otur. Otur. İlk önce 150 TL yatırıyorsun. Evet. Sonra seçtiğin parçayla beraber ben sana bir tarif vereceğim. O tarihte gelip parçanı okuyorsun. Evet. Ve ben sana yarışmanın sonucunu, adresini postayla göndereceğim. Evet. Anlaştık? Tamam, anlaştık yani. Güzel. Evet. Ha, para değil mi? Evet, para. Evet, para. Abi, hı. Aksilik işte, 148 YTL var. Mühim değil. Gerçekten mühim değil. Peki. Gerisini sonra tamamlarsın. Tamam abi, tamamlarım tabii. Tabii tabii. Tamam. Çok affedersin, sorabilir miyim acaba? Bu şeyi, parayı, kayıt parasını acaba niçin şey yapıyorsunuz, alıyorsunuz? Aslanım, yani biz bu ilk albümü neyle yapacağız? Parayla, öyle değil mi? O yüzden bu para bize gerekti. Tabii ya. Yani... Belki de senin için. Evet, benim için. Sizin albümümüzü nasıl yapacağız yoksa? Abi benim albüm nasıl yapacağız yoksa ya? Ne salakça bir soru bu. Buyurun, kontrat. Kontrat? Kontrat. Tabii abi. Kontrat imzalamadan albüm yapılmaz ki değil mi abi? Nerede görülmüş? Ben ne salakça sorular soruyorum. Evet. Şimdi teşekkür ederim. Rica ederim. Koca şirket herhalde kazıklamazlar herhalde yani benim değil mi? Şuraya mı abim? Evet evet. Atayım. O zaman evet. Evet. Hadi hayırlısı olsun abi. Hayırlı olsun. Hayırlı abi. Olsun. Sağ olasın. Yarın ilk eleme için akşam saat 9'da mutlaka burada olman gerekiyor. Ay yarın akşam. Evet. Yarın akşam bari bar şey abi bu işler gününüz olmuyor muydu ya? Aslanım sen hiç televizyon izlemiyor musun? Bütün yarışma programları gece oluyor. Anlasana. Ya. Bu yarışma gece televizyonda mı yayınlanacak? Abi yok, süper. Yok yok. Bizim televizyonda işimiz yok. Yok. Bizim televizyonda işimiz yok. Biz yok. Burada ciddi bir iş yapıyoruz. Ciddi bir biz şey. Burada yarışma yapıyoruz. Yarışma yapıyoruz. Albüm yapacağız. Albüm yapacağız diyoruz. Yarışma yapacağız diyoruz. Albüm yapacağız. Evet. Bu işin şakası yok. Yok abi, yok tabii. Evet, bu ciddi bir iş. Adamlar orada televizyonda yarışma yapacağız diye adamları öyle şaklaman yapıyorlar bize. Yanlış. Biz burada albüm yapacağız. Albüm. Ciddi bir iş yapıyoruz burada. Ciddi bir iş yapıyoruz abi. Bunu aslında da çok sevindim. Anladım abi. Evet abi. Yani ben ne şanslı bir insanım kesinlikle. Ki karşıma senin gibi bir insan çıktı yani. Ne demişler abi? İyi olacak doktorun, iyi hasta ayağına. Hastanın doktor ayağına mı? Değil mi abi? İşte, ama neyse. Ama canım. Zaten doktor gelene ve de güneş girmez. Ayrıca yani. Çok güzel sözler ya. Evet. Neyse, peki abi ben o zaman izninle gideyim. O zaman yarın görüşürüz. Görüşürüz. Abi pardon ya. İsim neydi abi sizin? Dümen. Dümen? Evet, Dümen'e bil yeter.
Hadi dümeni bileyim yeter. Evet canım. Zaten samimi olsun yani. Evet evet. Gerisine hiç dümeni biliyorum. Tamam çok memnun oldum. Ben de çok memnun oldum. Çok teşekkür ederim. Ben gideyim yarına çalışayım. Dur. Gitmeden önce bir şey söylemek istiyorum. Kendine sıkı bir imaj bul. Kendime imaj? Evet evet. Kendine sıkı bir imaj bul. Benden söylemesi avantajın artar. Tak 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 tak. Yukarıya. Abi süpersin. Bu kıyağını unutmayacağım. Yemin ederim dümen abi be. Gel. Tamam. Çok teşekkür ederim. Güzel yarın görüşürüz. Akşam 9'da. Okey abi. Burada bekliyorum. Okey tamam yarın görüşürüz abi. Hadi bay bay. İyi günler abi. İyi günler. Ya bu da epey oldu. Kasaya koyayım da cebimde ağırlık yapmasın. Yarışma burası mıdır? Buyurun burası. Evet astım. Dışarıda bir tane astım patron. Hayırlı uğurlu olsun. Başka çare mi vardı kızım? Dönmüyor işte. Çorba kaynamıyor. Gelir gideri karşılamıyor Sibel. Şu Mert'e de o kadar ısrar etmeseydiniz patron. Şu Emel'le karşılaşmamış olsaydım tamam da. Gördüm bir kere. Gönül ferman dinlemiyor ki. Daha çok göreyim diye Mert Efendi'nin çalışmasına izin verdik. O da bizi bitirdi. Bir adamın ya kadın ya kumar bitirir derler ya. Bir kere daha emin oldum bu lafın doğruluğundan. Ağlarım bak. Ay, merhaba. Ne var ne yok selam. Hayırdır ya? Suratınızdan düşen bin parça. Anlaşıldı siz bugün gündüzde değilsiniz. Ben de buradan geçiyordum. Şeyden, yoldan bir uğrayayım dedim ya. Yoksa şeyden değil. Kaset işi için arayıp duruyorlar. Bahar abi. Onlarla bir görüşmeye gideceğim. Ya iki günde bir arayıp başımın etini yiyorlar yani. Doğru. Bir gidip konuşmak lazım adamlarla. Ayıp olur yani. Değil mi? Tamam o zaman. Ben gideyim. Hadi. Hadi görüşmek üzere. Hayırlı olsun. Bu ucuz yalanlarını biz gidince kime anlatacaksın acaba? Bu ne ya? Bahri abi. Abi bu ne? Hop nereye ya? Olmuyor işte Mert kardeş. Çorba kaynamıyor. Biz de satıyoruz dükkanı. Önce seni de içinde satalım dedik ama sonra düşündük ki müşterinin suçu ne, günahı ne. Biz çektik. Bari onlar çekmesin dedik. Akılları sıra benim yevmiyeyi kırpacaklar. Ben gelir miyim bu oltaya be? Yani anlayacağın... Bar yeni sahibini bulana kadar çalışmayacak Mert kardeş. Ha, sen de bu arada dinlenmiş olursun. Zaten senin kaset maset işleri sürekli bir falan planların var ya, olsun. Ha olur da barın yeni sahibiyle tanışır anlaşırsan kaldığın yerden devam edersin. Öyle mi? Vallahi öyle abi be. Doğru söylüyorsun ya. Canım atla deve değil ya. Benim için fark etmez zaten. Ya şimdi ben de bu kaset işi maset işi hepsi birden nasıl yürüyecek diye düşünüyordum. Bak denk geldi görüyor musun Allah'ın işini? Ha? İşte iyi olacak doktor. Ne derim ne şey hasta. Hastanın ayağına geliyor doktor. Doktorun. Evet. Yani sonuçta bu akşam da zaten beni kayda çağırdılar bu adamlar. Ben de dedim ki diyor hem buraya gel hem kayda git. Olmayacak abi. Zor. Vallahi bak işte kısmet. Kısmet böyleymiş. Neyse. O zaman yalnız bende benim cep telefonu var değil mi abi? Var var. Bir şeye ihtiyaç olur. Acil bir durum olur. Lütfen abi. Her zaman. Çekinme. Ne olur. Sizin az hakkınız geçmedi bana yani. Aman istemez. Hakkımız da cep numaran da senin olsun. Mümkünse hayatımın geri kalan kısmında değil seni. Mert ismini bile görmek istemiyorum. Doğrudur. ben de işte bu Sibel'in bu huyuna hayranım ya. Böyle son dakikada hala gider ayak çırpınıyor şey. Espri yapmak için şey yapıyor kız kendini yani. Helak ediyor ya. Ha? En çok vallahi bu şeyi şey ediyorum. Neyse. Hadi. Ben kaçtım. Finiştik görüştük abi. Bakacağız. Abi bak ne olur. Bak sözüm geçerlidir ha. Lütfen. İhmal etmeyin yani. Bir şeye ihtiyaç olur falan. Bu çocuk şimdi meşhur oldu. Hani şımarmıştır. Ne olur abi. Ben öyle bir insan değilim biliyorsun. Ben bir popstar mütevazılığına sahip bir insanım yani. Ne zaman isterseniz abi. Tamam mı? Tamam. Tamam. Hadi. Kalın sağlıcakla. Ya patron. Bu Mert Tanrı'nın bize özel bir şakası olabilir mi acaba? Bakacağız. Füsun.
Ben bir yarışmaya katılıyorum. Bu bir ses yarışması. Ve kesinlikle kazanmalıyım. Çünkü kazananı albüm yapacaklar. Vay! Olağanüstü şahanesi. Ben çok şeker ya. Yarışma da yarın ve kesinlikle kazanmam lazım. Aa, sen zaten kazanırsın ki aşkım. Aa, Mert'e mi katılacak yarışmaya? Ya Füsun, nereden çıkardın şimdi Mert'i ya? Ya ne alaka şimdi? Allah Allah, Allah korusun ya. Peki o zaman neden orada? Ulan bu herif nereden çıktı şimdi ya? Benim kokumu mu alıyor, ne yapıyor? Ben neredeysem o da orada ya. Sen ona söylemedin mi? Füsun, Allah aşkına bu gizli ve çok özel bir görüşme. Yani hele hele Mert'in hiç bilmemesi lazım. Tamam. Vay, bizim çifte konular da buradaymış ha. Sen nereden biliyordun benim burada olduğumu? Sana da merhaba kardeşim. Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Ya, ya Allah aşkına Füsun, iyi misin? Buna biraz nezaket öğretsene ya. Bunun dünyadan haberi yok ya. Ulan ben senin peşinden ne geleceğim? Ben Nazlı ile buluşacağım burada be. Aa, Nazlı ile mi? Ne güzel, şahane. Ya. Nazlı. Aa, aşkım gelmiş. Nazlı gelmiş. Merhaba. Merhaba. Merhaba Gert, merhaba Füsun. Merhaba Nazlı. Yalnız biz Füsun'la çok önemli, çok özel ve çok private bir şey konuşuyorduk da. Ay çok pardon, ben bilmiyordum. Ya ne bundan özür diliyorsun ya sen? Bakma bu... Ya Allah, zaten oğlum biz sizle oturamayız ki. Biz çok özel bir şey konuşacağız. Gel. Aşkım bak, onların da konuşacak önemli meseleleri varmış. Bizim de var. Ya boş ver onları şimdi. Füsun, bak sana bahsettiğim konu vardı ya. Hı. O kadar özel ki Mert'in bilmemesi lazım, tamam mı? Yani Nazlı'nın da bilmemesi lazım. Sakın Nazlı'ya bahsetme. Tamam aşkım, sen merak etme. Ben kimseye söylemem zaten. Oy, senin söylemem diyen dilini yerim ben. Ay Gert ya. Bektaş Bey evladım, Servet Hanım benimle çok önemli bir konuda görüşmek istemiş. Merak ettim, malumatınız var mı acaba? Bana bir ipucu verebilir misiniz? Çok önemli bir konuda konuşacak. Tebrik ederim. Sağ olun. Benim için çok iyi bir ipucu oldu. Eksik olmayın. Ne zaman isterseniz Poyraz Bey. Aman efendim. Aman... Hoş geldiniz efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Aha, ben de biraz şey ettim. Sağ ol. Hayrola? Efendim? Göğüs bağır açık öyle, tulumbacı gibi. Yoksa moda mı şimdi bu? Çok özür dilerim. Düğmeler kopmuş, şevvalde unutmuş dikmeyi herhalde. Çoraplar da. Onlar da mı sökülmüş? Yani Şevval beni bu durumda gönderdiğini bilse çok üzülür. Siz dikeydiniz Poyraz Bey. Elinize mi yapışır? İki dakikada dikerdiniz. Yine ipliğe mi acıdınız yoksa? Aman Allah'ım, ne düşün vallahi sen. Poyraz Bey, ben sizi buraya kadar neden yorduğumu izah edeyim. Buyurun efendim. Malumunuz bizim bir kaset şirketimiz var. Ama ben başka yatırımlar da yapmak istiyorum. Ya öyle mi? Çok memnun oldum. Ne gibi efendim? Hani sizin bir projeniz vardı, hayvancılık projeniz. Benim Yalova'daki arsamı duyunca böyle izah etmiştiniz o zaman, anlatmıştınız bir şeyler. Hanım, samimiyetle bir şey söylemek istiyorum. Vallahi ben o zaman beni dinlediğinizden çok şüpheliydim. Fakat hakkınızı yemişim, beni dinlemişsiniz. Bravo, tebrik ederim. Dinledim efendim, dinledim. Bu projeyi bana bir etraflı anlatsanız diyorum. Arz edeyim Ala Hanım. Şimdi Yalova malum feribot iskelesinden çıktıktan sonra Termal yoluna giriyorsunuz. Da ben Gert neden böyle yaptı anlamadım. Abi sen ne bakıyorsun buna ya? Bu Alman kaba. Zaten bunların dilleri de kaba. Sen hiç takma kafana, boş ver. Ben seni niye buraya çağırdım biliyor musun? Hayır bilmiyorum. Heyecanlandı sen de değil mi? Galiba evet. Evet, heyecanlanma söyleyeceğim. Biliyorum, bu iş biraz fazla uzadı. Sen de haklısın tabii. Yani? Yani yarın gece kısmetse bu iş artık bitiyor. Ya. Hı-hı. Saat 9'da. Yani 9'da? Evet, saat tam 9'da kaset çıkartmak için bir yarışmada şarkı söyleyeceğim.
asma suratını ya hemen. Sen şimdi tabii ya kazanamazsam diye düşünüyorsun. Asma suratı ay beni düşündür ya, kıyamam ya. Aynı ağzını. Yok yok, merak etme şimdi bak. Gert de katılıyor yarışmaya. Diğer katılanlar da Gert gibiyse zaten ben hepten baştan birinciyim. Vallahi. Beni buraya bunu söylemek için mi çağırdın? Aslında hayır. Biliyordum. Bana imajım için yardımcı olur musun? Bunu mu söyleyeceksin? Evet. Ah! Ne dedim ben şimdi ya? Nazlı. Nazlı, ne dedim ben şimdi ya? Ne gülüyorsun be banyamış? İstediği tatlıyı yemedim diye kızı sadece... Ya bir dakika Nazlı. Ya? Sen benim istediğim tatlıyı yer misin Gert? Ay canım benim, ben senin istediğin her şeyi yaparım. Tatlı da yerim, seni de yerim, kendimi de yerim. Bu yaprakları da yerim, otu da yerim. Her şeyi yerim işte. Ya İyi akşamlar. Aman Allah'ım, bu ışık. Ben de diyorum bu dükkan niye böyle birdenbire aydınlandı? Vallahi mini süpermarketimi bir alışveriş merkezine çevirdin Şevval. Ben senden bir şey rica etmeye gelmiştim Salih abi. Abi deme Şevval, abi nereden çıktı? Kaldır abiyi, at. At abiyi, at. İyi, iyi aman tamam, aldık. Salihciğim. Ne? Salihciğim. Bir daha söyle. Salihciğim. Ölürüm. Ölürüm. Bana ekstra işler bulabilir misin diyecektim. Ne? Ekstra işler. Mesela gündelik olur. Apartman silmek vesaire gibi. Bana bak Şevval, paraya falan ihtiyacın varsa ben veririm ha. İstemez. Ayrıca varsa var, sana ne? Sen bulabilir misin, bulamaz mısın onu söyle. Ne bulacağım? İş. İş senin, köpeğin olsun Şevval be. Ben istersen sana ta Usame Bin Laden'i bilen bulurum. İyi, numaram şu, bulunca ararsın. Usame'yi değil tabii. Bu senin gerçekten cep numaran mı Şevval? Evet. Harbiden mi? Evet. Ama iş harici telefonlara bakmıyorum, söyleyeyim. İyi günler. Sana da iyi günler Şevval. Vay be. Kendi kendine geldi vallahi. Bırak kızın elini de öyle aç. Merak etme, bir yere kaçmaz. Yine tutarsın sonra. Ha canım anacığım, sen mi geldin? Ya Füsun'la tanışmıştınız değil mi? Tanışmaz mıyım? Kapı komşum. Severim bu Şinana'yı. Öyle flört flört ha? Sayılır alacığım, daha yeni ama. Sana anlatacaktık zaten bugün yarın. Olsun. Gideriz kızı istemeye, orada söylersin. Hem annesi babası da öğrenmiş olur. Yürü. Aç kapıyı. Yürü. Tamam, ben geldim şimdi alacığım. Aa, bak şimdinin de anlamı değişmiş. E zamane işte. Oğlum, şimdi şimdidir. Yürü. Tamam, geldim. Ya Gert, ne istemesi ben anlamadım. Ya ciddiye alma o kadar. Halam işte. Hem arada jenerasyon farkı var. Evet. Hadi, yürü. Sen de Şinanay, yürüyün. Nazlı, Nazlı ya ne olur ya tamam bak kabul et, şey yapma, yardım etme ama aç şu kapıyı ya hadi ne olur. Ömer. Ne yapıyorsun sen burada? Yeter'in yerine işe girdin galiba. Ya Ömer be, ne alakası var ya? Vallahi Nazlı, hadi yap bir ablalık bana be. Ha? Yap şu kardeşine bir ablalık, bir Nazlı ile görüştür. Nereden senin ablan oluyorum ben be? Küçül de cebime gir bari. Yok canım, o anlamda söylemedim ya. Bahri abi bakımından söyledim yani ben onu. Sen o Bahri abin var ya, çok olmaya başladı. Sen verdin değil mi cep telefonumu ona? Ben ne vereyim be cep telefonunu? Ben öyle şeylere karışmam kızım. Sus, yalan söyleme. Çarpılacaksın. Salak şey. Ya Emel, ya... Aha, ya. Emel.
Efendim halacığım. Ne arıyorsun sen burada? Ben ben şimdi geldim buraya. Şimdi geldim. Hadi tamam içeri. Hadi kızım sen de. Hadi Şinanay. Ben Poyraz Bey'e uğrayacağım. Mertciğim. Tamam. Sakın bir daha terliklerle şimdi gelmiş olma. Hadi içeri. Hadi. Hadi sen de. Hadi. Şşş. Aa, umuru değil. Kendinden mi geçtin? Höt. İçeri. Sen de. Allah Allah. İçeri. Kapat. Kapat kapıyı göreyim. Deli bir tane olsa bal börekle besleyeceğim. Füsun. Aa, nereye öyle usul usul? Hiç. Biz Gert'le bir şey çalışacağız da. Ama ısrar etme söyleyemem çünkü gizli. Aa, neymiş o gizli olan şey? Ya üf tamam. Ama Mert'e söylemezsen söylerim. Ay yok canım onunla konuşan mı var zaten? Tamam doğru o zaman söyleyeyim. Şimdi Gert bir yarışmaya katılacak. Ben de ona imaj çalışması yapacağım. Yarışma mı? Gert. Ya hem insan sevdiğine yardım etmeyecek de kime yardım edecek değil mi? Neyse ben daha fazla Gert'i bekletmeyeyim gideyim. Görüşürüz. Nazlı korkma benim. Nazlı. 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 Ay Nazlı. Gert. Gel kimse yok. Ya gelsene halan gelmeden göreyim söyle seni bir geniş geniş. Ay. Vallahi çok güzel oldun. Ya Füsun bunun doğru imaj olduğundan emin misin? Ya emin misin ne demek? Olağanüstü şahane Tarkan'ın yeni imajından daha muhteşem bir şey oldu. Bu çok şeker. Ama ne bileyim sanki benim tarzıma uygun değilmiş gibi geliyor bana. Ama benim tarzıma çok uygun. Ya tamam da ama şey demek istedim ben hani acaba biz bunu yarışmada yapmasak da ben gene eski halimden çıksam hani biz yarın bir gün yine böyle çıkarız bir yerde ha? Ay yok sevmedin sen bunu. Hayır canım çok sevdim. Sadece hani belki yarışma formatına uymaz diye düşündüm. Hem bak gözlük de takamıyorum, göremiyorum ki. Neredesin sen? Yok yok, sevmedin sen bunu. Hani ben ne istersem yapardım. O zaman git başka kızlar yapsın senin imajını. Ya Füsun ne alakası var ya? Sadece formata uymaz diye düşündüm. Allah Allah, Allah Allah. Hata bende kardeşim ya. Niye bunu çağırdım ki gel bana yardım et diye? Hay dilim eşek arası soksun hem inşallah. Lan aslında da fena değilmiş ha. Bakayım. Ama rahat değil ya. Üf, ne bileyim. Eyvah. Halamdan Mert de gelecek. Ben hemen üstüme değişim. Şimdi ona kadar sayacağım. Arkamdan çıkacak. Ay yok yok. 20'ye kadar sayacağım. Çıkmazsa küseceğim. Nazlı. Nazlı. Ha, dünyanın en güzel kızı uyandı. Merhaba. Nasıl girdin buraya sen? Çok kolay olmadı tabii yani. O balkona atladım. Oradan da şuraya tırmandım. Vallahi bak bacağımda uf oldu bak. Polis çağırsam ne diyeceksin peki? Diyeceğim ki polis bey memur. Memur bey bizim diyeceğim kalbimizi de hanımefendi çaldı vallahi kendisinden şikayetçiyim diyeceğim. Sen var ya dengesizsin ya dengesiz. Niye ya ne yaptım ki şimdi ben? Ya böyle iltifat edip duruyorsun ama. Yok bir şey. Yani kızıp da bu kadar tatlı olabilen bir insan da herhalde dünyada pek yoktur senden başka. Ama ben anladım tamam. Ben senden yardım istedim diye kızdın sen. Aa tamam hiçbir şey istemiyorum. Vallahi istemiyorum artık. Hiç ne istersen yani içinden gelirse yap işte istemiyorsan yapma. Ben hiçbir şey söylemeyeceğim sana. Vallahi karışmayacağım. Hiçbir şeyde zorlamayacağım. Yeter ki yanımda ol. Ya ben sana...
sana hem kızıp hem aynı zamanda kızamıyorum. Bilmiyorum niye, öyle. İyi bir şey. Bak herkes iki işi bir arada yapamaz. Belki ben tatlı çocuğum ondandır. İyi kalpliyim. Yani. Ondandır. Geleceksin değil mi? Nereye? Beni izlemeye. Ha. Ya biz sana nasıl bir imaj yapacağız peki? Ne? Ne? Nasıl? Yapacağım mı? Ya yaşasın ya. Nazlı ya. Yaşasın ya. Yaşasın. Dur, Tamam, tamam. İyi misin? Evet. Füsun? Ne oldu, bir şey mi oldu, iyi misin? Yok bir şey. Aha, ben gideyim, siz kız kıza konuşun ha. Biz sonra o meseleyi yarın konuşuruz seninle, hallederiz. Tamam. Hadi bay bay. Ne oldu, barışmışsın? Sen insan sevdiğine yardım etmeli deyince ben de düşündüm ki... evet, vallahi. Doğru. Ha. O zaman düzeltiyorum. Anlayana yardım etmeli. Evet. Alo? Şevval? Ha, benim. Salihcin. Bir şey söyleyeceğim. Ben sana temizlenecek bir ev buldum. Evet, evet. Yo, yo, çok yakında. Çok yakında. Benim evim. Alo? Alo? Allah Allah, kapattı ya. Lan bu kız da hiç beğenmiyor ya. Al diyoruz, ev bulduk diyoruz, temizle diyoruz, beğenmiyor. Alo, Şevval. Yine ben, Salihcin. Buldum, yeni iş buldum sana. Dedim ya kızım, ben aramam, bulurum. Benim ofisi temizleyeceksin. Bakkal. Burası bir mini süpermarket Şevval, rica ederim. Alo? Alo? Şevval? Alo? Yine kapattı ya. Lan bir yaranamadık bu kıza ya. Yok, bunlarla olmayacak. Daha güzel bir şey bulmak lazım. Dur sen dur. Şimdi gelir benim aklıma bir şeyler. Ne yapıyorsun sen öyle? Hazır bir şey yapıyorum. Kaset hazırlayacağız ya. Şarkıları üzerinden geçiriyorum şimdi. Çalışıyorum şarkıları. Çalış tabii. Aferin sana. Sen niye bu saatte sahnede değilsin? Bahar abi Bar'ı satılığa çıkardı ya. Bana da izin verdi o yüzden. Satılığa mı çıkardı? Niye? Ya işte halacığım bırak Allah aşkına, bir hesapta benim fiyatımı düşürecek. Ben yer miyim bu numaraları ya? Ben yer miyim? Kaçın kurasıyım ben ya? Biz bu işte şey yaptık ya, alın teri döktük. Kaç zaman oldu yani? Bıraksınlar bu işleri Allah aşkına. Hiç umursamadım, görseydin. Vallahi tabii Bahar abicim ya dedim, olur tabii ya, hiç problem değil dedim. Delirdiler. Nasıl korkuyorlar şimdi? Ben de Nazlı'ya uğrayacaktım. Ne? Bir ona uğrayayım geleyim, olur mu? Ne Nazlısı? Akşam. Oturduğun yerde. Yok ama bayağı önemli halacığım. Gideyim mi 2 dakika? Gideyim. Otur dedim. Doğru yatağa. Marş. Efendim? Öt! Peki. Biri gece Nazlı diye tutturur. Öbürü mahallede ulu orta el ele gezinir. Ar namus nerede kaldı? Biz neciyiz burada? Alo, Bektaş. Git bana Bahri Bar satılık mı değil mi hemen öğren. Eğer satılıksa Bahri'den bana o barı al. Tamam mı? Bu işi becermeden dönme. Kim? Sibel mi? Kalacaksa kalsın. Bana ne Sibel'den? Hadi. Dingale. Amtaki çayla. Sevgili izleyiciler, işte avare Gert. Bu Hintçe şarkıyla mı katılacak bu yarışma? Allah'ım akıl fikir versen bu salağa ya.
Ey kardeş ya bu bahtımız ne karahu. Avara utererem avara. Sen de bu şarkıyla bir yarışmayı kazan. Ben de şarkı söyleyeyim. Bırakmazsan lan. Evet olacak. Avara utererit avara. Yapacağım ben bu işi, yapacağım. Bütün bunlar ne demek oluyor Sibel? Destur. Bu satıyoruz matıyoruz nedir bu, ne ayaklar? Mekan mı basıyorsun? Tövbeden gelin Bahri Bey, ben lafımı Sibel Hanım'a yani. Afet Hanım gitti diye mi bu tavırlar mavırlar bana Sibel? Ne diyorsun ya? Afet kim? Kim kime tavır koyuyor? Lütfen bana inkar etme, yukarıda Allah var. Ya sen kimsin be, ben sana tavır koyacağım manyak? Bas git beni başıma, akşam akşam belaya sokma. Helal olsun Sibel. Yürü be. Mekanı mı satıyorsunuz Bahri Bey? Evet yavrum. Satıyoruz. Ne olmuş? Servet hala Talip de haber vereyim dedim. Ha. Tektaş. Tam öyle satıyoruz sayılmaz. Yani bizimki bir nevi hisse satışı gibi. Öyle mi Sibel? Evet. Yani ortak arıyoruz biz. Ortaklık dediğiniz şey ne kadarlık bir şey? Bahri Bey. Vay. Hareketleri kes. Aa Hikmet. Hikmetciğim kaç tane inek var dedin sen bana? 35. İyi iyi şimdilik idare eder. Ama sen daha bak. Koyun. Oh oh iyi o da tamam. Ama bakın civarlara bakın ne kadar varsa topla. Kolay değil mandıra işi bu. Tamam süt filan da satacağız etrafa. Aman gözünü seveyim. Benim yüzümü kara çıkarma Hikmet. Ha bak yarın öğleden sonra gibi orada oluruz biz. Hiç unutuyordum az kalsın kafam karıştı. Bir de şey bak çiftlik evi. Geniş olsun 2-3 odalı olsun. Hatta o çiftlik evlerinden 2-3 tane olursa iyi olur. Tamam mı Hikmet? Aman ne olursun ucuza kapatmaya çalış. Ucuz olsun. Hadi sen becerirsin. Hadi kal sağlıcakla. Yarın öğleden sonra gibi görüşürüz. Tamam mı? Hadi kolay gelsin Hikmetciğim. Oo. Bir telefonla şipçak. Hepsini ayarladım. Hikmet eski arkadaşım sağ olsun bak. Ne de olsa insanın kendi yöresinden, kendi hemşerisinden fayda var. Bak bir telefonla merak etme. Poyrazcığım ben hallederim filan dedi. Ama hakkımdır. O kadar bekledim. Gelsin paracıklar artık bundan sonra. Oh çıtır 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 çıtır. Oh ne büyük zevk. Oh. Harcamayacağınız paraya nasıl bu kadar sevinebiliyorsunuz? Sizi anlayamıyorum Poyraz Bey. Sen anlayamazsın Şevval'cığım. Bu tarif edilmez. Aşılanmaz da. Bu başka bir duygu. Harcamasam da uzaktan bakmak, onları okşamak, böyle renklerini ayrı ayrı seyretmek. Büyük bir zevk. Büyük bir zevk. O zaman ikimize de hayırlı olsun hanım anne. Bakacağız. Yalnız hanım anne değil, hala hanım. Ben özür dilerim, onu biraz benim heyecanıma verin. Siz ne yapmayı düşünüyorsunuz yavrum? İsterseniz kalabilirsiniz, biliyorsunuz değil mi? Bahri Bey bana git demediği sürece ben kalacağım zaten. Siz bilirsiniz oğlum, aman kızım. Kalıyormuş. Niye sabah beri kafamın etini yiyorsun? Mübalağa ediyor anacığım. Önce buranın uslubunu biraz düzeltmemiz lazım. Öyle haldır huldur işler yapmayacağız. Daha böyle efendi, daha aklı başında işler yapmayı düşünüyorum. Kesinlikle. O zaman demek ki sizin Mert kardeş yok artık. Kim demiş? Mert de var, Gert de var. O zaman Bert de var. Mert efendi, bugün hayatında çok önemli bir gün. Popstar olmak için büyük adım atacaksın. Gözünü seveyim, dikkatli ol. Bir hata yapma.
pop aleminin yegane starı Mert Türkoğlu. Hala da kendine başka bir kukla bulur artık. Ha, Gert var Gert. Çok aramasına gerek yok. Onunla oynar durur işte. Ha, koçum benim be. Gurur duyuyorum seninle. Vallahi yakışıklı olduğun kadar zekisin de ha. Ya herife bak ya. Benim arkamdan dolap çeviriyor ya. Sanki ben uyanamayacağım mesele ya. Benden kaçıracak. Elinden geleni de yaptı namussuz ama... nereden bilsin Cingaloz abisi var? Her şeyi fark edecek. Ha? Bir de avaramı hazırlamış. Avaram, avaram, avaram. Ulan beni güldürün, Allah da seni güldürsün be. Bugün büyük gün Gert. Bugün çok büyük bir gün Gert. Ya o yarışmayı kazanırsın ya da ömrü boyunca halanın ağzına içine bakarsın Mert'le beraber. Halacığım bize kaset yapar mısın diye. Aa, bu nerede sabah sabah? Ulan bu herifi de yalnız bırakmaya gelmez ha. Çünkü... Ay dilim, dilim. Kör ola sıcağı dilim. Ne yapıyorsun sen burada? Sana ne be? Halan biliyor mu onun odasında olduğunu? Sana ne oluyor ki lan? Sana hesap vereceğim. Allah Allah. Halam öğrenirse görürsün sen tatlara valliyi. Evrim geçirmemiş maymun ırkı. Füsun uyanmış mıydı acaba? Dışarı çıkmadan ona Hint kıyafetleriyle çıkıp Hint şarkısı okuyacağımı söylemeli. Sen bu numarayı nereden aldın ha? Cevap versene. Yani utanmaz adammışsın sen ya. Açmak istemiyorum, anlamıyor musun? Ya ne böyle iki gündür sürekli durmadan arka arkaya arıyorsun, anlamadım gitti. Yoktum. Gidecektim buralardan Emel. Kaşa yerleşecektim. Son bir kez sesini duyayım dedim. Ama neyse ki sorun giderildi. Halloldu yani. Servet Hanım bara ortak olunca ben de vazgeçtim barı satmaktan. Kalıyorum yani Emel, korkma, buradayım, gitmiyorum bir yere. Sakın korkma bebeğim. Aman ne sevindim, ne sevindim. Biliyorum canım sevindiğini, bilmez miyim? Neyse, ben seni aslında başka bir şey için aramıştım Emel. Şimdi müthiş bir fasıl akşamı hazırlanıyor bu akşam burada. Servet Hanım düzenliyor, tamam mı? Şimdi ben de biliyorum, sen fasılı seversin. Diyecektim ki, gel baş misafirim ol. Gerçi Mert de Gert çıkıyor sahneye ama... olsun, önemli olan ikimizin bir arada olması, öyle değil mi Emel? Anlamıyor musun? İstemiyorum. Düş yakamdan, arama bir daha beni. Ya ne yalışık adamsın sen ya. İstemiyorum. Ne oluyor ya? Ay ne oldu, hırsız mı girdi yine? Yalışık erkekler. Servet Hala bara ortak olmuşmuş da... Mert de Gert bu akşam program yapacakmışmış da... ben de gelir miymişim? Ay kazıdım gitti. Bir dakika, bir dakika. Mert şimdi bu gece barda program mı yapıyor? Ay Gert de mi yapacakmış? Olamaz. Ne çıktın odadan be? Git yat. Hadi ya. Sen de Alam'ın odasında olduğunu söylerim mi diye korktun? Ya, ne korkacağım be? Deli mi? Sen de az horlayaydın da ben de orada uyumak zorunda kalmayaydım. Aa, bu ne be? Aç kapıyı, çabuk. Benim açtım. Aa, Füsun. Ulan bu da Nazlı be. Bana bak, sakın Füsun'u horladığımı söyleme ha. Tamam, sen de sakın halama onun odasında kaldığımı söyleme. Tamam. Ulaştık. Tamam. Dur ben açacağım Füsun. Füsun. Aa, ne Füsun'u be, Nazlı burada. Ya dur ben açayım, bıraksana. Oğlum bıraksana Füsun'u. Ben de açtım Füsun'u ben. Aa Nazlı, aa Nazlı. Aa Nazlı. Gecelik binicim işkilesine bu bir rüyam ya. Yavaş, yavaş, yavaş. Ya Nazlı'cığım. Ya dur, bırak şimdi bunları. Ha. Servet Hala Bahri Bar'a ortak olmuş. Sizi de bu gece orada çıkartacakmış. Ne? Nasıl? Olmaz. Olmaz. İmkansız. İmkansız. Senin için neden imkansız? Sen zaten orada çıkıyorsun. Git gene oku. Bu gece olmaz. Bu gece oğlum Bahri abi bana izin verdi ya. Beni gönderdi. Sen dedi satılacak burası dedi. Git sen bugün izinli ol dedi. Hadi biz ayrıca yemeğe çıkacağız ya. Nazlı ile yemeğe çıkacağız değil mi Nazlı? Bir dakika değil mi Nazlı? Ya. Değil mi Nazlı?
Değil mi? Bir dakika, sen bu gece yarışmaya katılmayacak mıydın? Hatta geldin benden de yardım istedin. E ben de panikleyip geldim, ne yapacak bu çocuk diye. Şimdi bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Şimdi bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Tamam, 15 dakika oldu. Bu saydığım 15 dakika. Ya dur bir dakika ya. Ne yarışmasıymış bu? Ne yarışması ya? Hiçbir şey yarışması. Alçak! Bilgisayarımı karıştırdın değil mi? Ben ne karıştıracağım senin bilgisayarını be? Deli mi ne? Niye karıştırayım ben senin bilgisayarını? Ben internette gördüm bir kere. Neyi gördün internetten? Neyi gördüm? Bak bana bu ucuz numaraları bana yapma, tamam mı? Bu kelime oyunlarını Almanlardan mı öğrendin sen bunları lan? Ha? Ah! Hey, hırbo! Sakın ağzının ortasına. Hırbo seni. Sinirlendirme be. Ne oluyor burada? He? Hanımlar, kıyafetlerinize göre evin yolunu şaşırmışsınız galiba. Ay yok hala. Sen Mert'le Gert'i gece çağırınca biz de o yüzden öyle koşar okuduk. İyi çağırmış. Nereye çağırmış? Ne diyorsun Şirenay? Servet halacığım o bir rüya görmüş. Onu size anlatmaya çalışıyor sayıklayarak. O kadar. Aa, yavrum ışığa bak. Gündüz niyetini söyle. Aha, Allah hayırlara tebdil eylesin. Amin, amin, amin. Neyse biz eve girelim artık. Hadi size de iyi. Hadi hoşçakalın. Güle güle, hadi, iyi geceler. İyi geceler. Hadi, siz de içeri. Tamam. Hıt! Kapat. Ya halacığım, ya lütfen Mert çıksın. Ya benim çok önemli bir işim var. Ya zaten bu alışık. Hep orada çıktı, bir daha çıksın. Yok ya. Ya kardeşim, Allah Allah, benim işim senden daha önemli ya. Sen çık, senin ayağın alışsın ya. Hıt! Gevezelik istemez. Susun bakayım. İkiniz de çıkıyorsunuz. Konu kapanmıştır. Hadi, marş marş. Ya hala ya. Sus! Ben Poyraz Bey'e kadar gidiyorum, geleceğim. Bektaş. Anam. Sakın gözünü bunların üstünden ayırma. İkisi de menzilimde anam. İkisi de gözümün önünde. Hadi, zevzekliği bırak. Hemen zevzeklik. İlla ki yaptıracaksın. Hıt! Yapmayayım diyorum şunu. Hıt! Ne yaptıracaksınız? Kalk. Bektaş, bana bak, ayıp oluyor ama ne ettiriyorsun be? Siz de laf dinleyin kardeşim. Adamı gereksiz yere germeyin lütfen. Aa, Servet Hanım, bu ne tesadüf. Ben de tam sizi şey yapacağım, arayacaktım yani. Aa, öyle mi? Hayırdır? Hayırdır, hayırdır. Hani şu birlikte girişeceğimiz hayvancılık işi var ya, ben onu %50 hallettim gibi. Bizim Hikmet var memlekette, ona telefon ettim. O hayvanların çoğunu ayarladı. Bizim civardan, bizim köyden ve diğer köylerden topladı hepsi. Yani onun için şey yapacak. Ne de olsa tabii memlekette bir itibarımız var. O kadar olsun değil mi efendim? Yani affedersiniz, ben siz diyesiniz demedim yani, beni takdir edesiniz diye anlatmadım bunları. Netice itibariyle ikimiz de ekmek yemeyecek miyiz bu işten? Şey Poyraz Bey, o işten vazgeçtim ben. Hı? Yattı o iş. Hangi iş? Hayvancılık işi. Nasıl yattı yani? Yani Poyraz Bey, acil başka bir yere yatırım yapmam gerekti. Ben Bahri Bar'a ortak oldum. Siz de takdir edersiniz ki bu iş benimle daha ilgili. Bahri Baba mı dediniz? Bahri Baba değil efendim. O İzmir'de bir parkın adı. Bahri Bar. Affedersiniz. Bahri Bar. Bahri Bar ha? Evet. Neyse, ben size sonra bunu daha geniş bir şekilde izah ederim. Şimdi çocuklar bekliyor. Gitmem lazım. Aklımdayken akşam barda fasıl yapacağız. Şevvalciğimi de alıp buyurun gelin beklerim. Fasıl nasıl? Nasıl fasıl? Var mı bana? Bu gitmiş. Şevval'im. Alo. Alo. Salih abi. Bir bakacak mısın bana? Sen iste, ben sana ömrümün sonuna kadar bakarım be. Keşke bu kadar bağırmasaydınız Şevval Hanım. Hemen geliyorum, baş üstüne. Hep senin yüzünden. Ne benim yüzümden be?
Karıştırmasaydın benim bilgisayarımı öğrenemezdin yarışmayı marışmayı falan. Hem ne güzel çıkardın yapardın fasılını işte be. Ya oğlum bir kere şunu kabul et. Senin şarkılarından hiçbir şey olmaz. Ne o ya bağırıyor mu falan ya? Sen önce kendi şarkına bak o neyle? Ay dilim 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 neredeyse bitiyor benim pilim o ne sen be? Sen benim şarkılarıma kurban ol kurban. Dur ya. Mert, sizi kurtarmaya geldik. Hadi çabuk. Aşkım Nazlı. Ay pardon, sadece C şıkkı Nazlı. Füsun sen de mi? Ya herhalde yani. Sen beni sevdiğin değil misin? Ya hadi bırakın gevezeliği. Çabuk biri gelecek. Çabuk hadi. Bir dakika ya. Ben de Nazlı'nın sevdiği mi oluyorum şimdi? Hadi yürü. Yürü oğlum yürü lan. Yürü. Çabuk. Şimdi de sizlere bir ay boyunca fasılda eşlik edecek. Yavaş yavaş ulan ne yapıyorsun ben sana? Ay gel. Gel. Ay. Hadi. Hadi. Yürü. Hadi bakalım aslanlar doğru sahne ana. Aslanlar firar etmiş. Hem de dişleriyle birlikte. Ana. Hasret kaldım gülüşüne, o sıcacık öpüşüne. Seviyorum değişine, hasret kaldım, hasret kaldım, hasret kaldım sevgilim. Seviyorum değişine, hasret kaldım, hasret kaldım, hasret kaldım sevgilim. Usul usul sokul bana için için. Hasret kaldım sevgilim, canım deyip sarıl bana. Hasret kaldım, hasret kaldım, hasret kaldım sevgilim. Bak benim kariyerimin başlangıç noktası burası Nazlı. Benim kariyerimden bahsediyor Füsuncuğum. Sen hiç merak etme. Ben zaten merak etmiyorum ki aşkım. O yerim ben seni. Var ya burada olmasaydık seni kesin öperdim. Mert, bunun doğru yer olduğundan emin misin? Sen merak etme. 150'ye tele verdim. Kontrato bile imzaladım. Merhaba efendim, hoş geldiniz. Merhaba. İçecek bir şey alır mısınız? Bana mı? Sana bakıyor. Sana bakıyor. Ben bir şey içmem, hayır. Peki siz? Kola var mı? Kola var, evet. Gazoz? Gazoz da var. Limonata? O da var. O zaman ayran olsun bir tane. Ayran. Evet, ayran. Siz de ayran. İki tane ayran. Tamam, getiriyorum şimdi. Aa, Füsun. Ben kıyafetlerimi unuttum. Ne yapacağım şimdi? Üzülme aşkım. Ben hep böyle durumlar için tedarikliyimdir. Harikasın sen ya. Süper vallahi. Oh. Hadi abi ben ne yapacağım? Aman ben de böyle 1920'lerden kalma Ali Osman Efendi kıyafeti de çıkarıp imaj imajdır. Gel Türkoğlu. Dümen abi ben Mert. Hani sohbet etmiştik ya kayıt günü. Pardon Gert benim, Gert Türkoğlu. Ha. Hadi hazırlan ama sahne seni bekliyor. Hadi hadi çabuk. Sahne mi? Evet. Yarışma sırası demek istediniz. Hayır hayır, sahne demek istedim. Hadi hadi çabuk 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 hadi çabuk. Hadi hemen giyin aşkım. Aslında beni tanıdı da şey yapıyor. Şimdi bana merhaba derse ben de birinci olacağım ya. Al sana dedikodu. Akıllı adam, akıllı. Vallahi. Sevgilim.
sizi bir diler bay. Demek buraya girdiniz siz. Anacığım ben Bektaş. Özür dilerim anacığım. İsmimin göründüğünü biliyorum. Ben densizlik ettim. Bunlar böyle barımsı marımsı bir acayip bir yere girdiler anacığım. Sorayım mı neresi oldun? Tamam anacığım. Kardeş burası neresi? Ne yapacağım birader? Şeyime sokacağım cebime. İnsan gibi soru sorduk ya. Yarışma başladı mı kardeş? Başladı geçin. Yürü kız. Bana bak. Ercan saatçilerden biri geziyoruz. Yap artık şunu gebertmeyeyim seni. Anacığım. Bunlar bir yarışmaya katılmışlar. Ben hepsini toplayıp getiriyorum. Derhan anacığım. Tamam anacığım. Nasıldım? Ay! Olağanüstü, şahane, süper. Çok şekerdi aşkım. He. Yani kısacası iyi. Peki olur mu? Aa, olur olur. Ya bu ne demek istedi şimdi? Bilmem. Bak oğlum, seyret de şarkı nasıl söylenirmiş, gör şimdi. Nazlı, ben çıkıyorum. Oy dilim dilim, kör yola sıcak dilim. Gözlerimle kazandım, sözlerimle kaybettim. Oy dilim dilim, kör yola. Ya ben çok terledim, üstümü değişip geliyorum, tamam mı? Tamam aşkım. Bayanlar, masamıza buyurun. Aa, yok, biz burada böyleyiz. Hem buradan sahne daha iyi görünüyor. Canım, şu iki tane süt oğlanı mı kaldınız? Ben size harbici erkekten bahsediyorum. Çekeme! Terbiyesiz! Pis! Yarışmanın sorumlularından birine şikayet edin de sen gör. Yarışma mı? Canım, ne yarışması bebeğim? Bunlar paramızla bizi eğlendiren bildiğin... Yani herkes bilir bunu. Yani burada her gece başka biri şarkı söyler. Peki ya albüm? Peki ya albüm? Ne albüm be? Ne albümü? Sözleşmede 5 yıl içinde yapılır. Yapılmazsa anlaşma bozulur diyor. Bir de albüm mü yapacağım bunlara? Öyle mi bebeğim? Buldum sizi. Benden kaçacağınızı mı sandınız? Pis adamlar, sahte dolandırıcılar sizi. Amma uzun ettin bebeğim. Hadi, hadi gel. Hadi gel de birazcık havamızı bulalım. Hadi bebeğim. Bıraksana kızın kolunu, kıvırcık marsık. Bana mı dedin sen onu, cücük? Sana da dedim, çöptik. Buyurun patron, paket. Bir dakika, Bektaş. Abi, Dümen abi, ne oluyor ya? Hadi, hadi kalkın, kalkın gidiyoruz. Hadi kızlar, nereye hadi. Kalkın gidiyoruz ya? Yürüyün, gidiyoruz kızlar ya.
Bir dakika, Dümen abi. Paket. Abi de, yeter herkes gittiğine göre sanırım havamızı bulabiliriz. Onlar elendiğine göre denk kazandım değil mi? Ya sana cevap vermeyeceğim. Evet. Ne oluyor bakayım burada? Gert, ne bu halin? Raş Kapoor gibi. Anacığım. Bırak beni. Burası çok güzel olmuş. Ana yapar. Valla özellikle şu eski usul şu kahve servisinize bayıldım. Ana yapar. Evet. Benim ağzım yok mu? He? Tamam. Sibel kızımla Bahri Bey de yardım ettiler. Onların sayesinde ama daha bitmedi. Çok sürprizlerimiz var inşallah. Estağfurullah hanım anne. Oh dur, özür dilerim. Allah hanım. Allah hanım. Ben hep unutuyorum Allah hanım. Pardon. Kahve için. Sizlerden bir tek daha yok muydu? Bahri Bey, siz bilir misiniz? Bahri Bey. Senin o bir tane gözün niye beyaz kalmış koçum? Yoksa onu da bana mı bıraktılar? Ya Nazlı, Emel bizimle niye gelmedi? Baksana buraya da gelmedi, çok kızdı herhalde. Bahri yüzünden gelmemiştir, kaçmıştır bunu. Gözle bile olsa ayırmıyorum seni gözümün önünden Sibel. Fark ettin mi? Ben seni hiçbir zaman fark etmiyorum ki şimdi edeyim. Neyse, geç de olsa sahnedeler ya. Hamdolsun Rabbime. Nasıl buldun Nazlı? Vallahi katibim matibim ama aslında bütün şarkıları ben sana söyledim. Katibe. Yaşa ola be. Vallahi. Ya anacığım, ben bir şey anlamıyorum. Biz niye buradayız ki? Yani bak, bizden başka kimse de yok. Ha, bir şu amca, o da maşallah 5. uykusuna geçmiş. Bektaş, uyandı şu beyi. Ho, bey baba, yatıya mı geldin? Uyan. Bitti mi? Bitti. Yenge bekliyor. Hadi. Ne? Bedia mı? Bedia! Hadi Füsuncuğum, çok geç oldu. Hadi artık biz de gidelim. Ay. Ben sizi bırakırım Nazlı. Akbil var bende. Nazlı. Füsun, Emel'e ne olur benden çok selam. Bak çok üzülüyorum. Ha, oldu, söyleriz Bahri Bey, var. Halacığım, sen var ya bizi acayip kurtardın ha. Yalnız bir şey anlamıyorum. Kim kazandı yarışmayı? Şimdi de sizlere bir ay boyunca fasılda eşlik edecek ekibi takdim ediyorum. Mert'le Gert. Mekanı mı satıyorsunuz Bahri Bey? Evet yavrum, satıyoruz. Ne oldu? Alo. Alo Şevval. Alo, bu kamyonuna geçen sen misin Şevval? Evet. Aha. Abi gitmiyor kamyon bir yere. Bu ne abi? Ne bu halin? Raş Kapoor gibi. Halacığım. Bırak beni. Canım şu iki tane süt oğlanı mı kaldınız? Ben size harbici erkekten bahsediyorum. Ay! Çekilsene be! Terbiyesiz, pis! Ben seni şimdi yarışmanın...
şimdi geldim deyip de terliklerle... Uydurma. Ayşen abi. Çok fena uydurma. Sana bahsettiğim o konu vardı ya. O kadar özel, o kadar secret, o kadar private ve o kadar... ne bileyim işte, o kadar şey ki... Ya ne diyorum ben ya? Aslı, korkma beni. Çok özür dilerim. Bir şey yapamadım. Çok pardon. Kim kazandı yarışmayı?